Bugün birileri kalkıyorlar, Osmanlı şöyleydi, ey Osmanlı geri gel falan. Lan Osmanlı 16. yüzyıldaki Osmanlı'yı bahsetmiyorsunuz. 20. yüzyıldaki Osmanlı'yı mı getireceksiniz geri? Perişan bir vaziyettedir. 1876'dan sonra hatta, bunu da hiç saklamayalım. Sultanahmet dönemi toprak kaybıyla geçmiştir. Türkiye en büyük toprak kaybını, şimdi Erhan kızacak, siyasi bakımdan sayın bakalım. Belki kızmaz. Türkiye en büyük toprak, ilk büyük toprak kaybını Kalopça Anlaşması ile yaşadı. Ama ona yakın toprak kaybını bir Sultanahmet döneminde verdik. Mısır gitmiş, Tunus Ama gitmiş. bak, onlar da aynı İşte Lozan'da, ama bak zaten Lozan'da olduğu gibi fiili gitmiş topraklarda. Sen şimdi Lozan'da o Arap bölgeden neyi almadın? zaten Zaten işgal hocam bir edilmiş. şey, Yok. ama dendi mi bitti o Hayır. iş. Mısır'ın Bitmişti. Musul'dan farkı var mıydı Abdülhamit zamanında? Vardı. Veya şeyin var mıydı? Vardı, Tunus'un vardı. var mıydı? Gitmiş Tunus, zaten eline Tunus. kalmamış yani. Mısır'ın vardı. Gücün Mısır'ın vardı. nerede vardı yani? Mısır'ı verdik. Kıbrıs'ın var mıydı? Kıbrıs'ı niye verdik? Neyi? Kıbrıs'ı vermedin ki Abdülhamit döneminde. Ne Kıbrıs'ı yaptık? 1914 işgal etti İngiltere. Fiili olarak. Şimdi kime sen bak, kiraladı? işine geldiği zaman kime kiraladı? Hayır, işine geldiği zaman bu Mısır'ı taraf Japonya mı kiraladı? Kiraladı ama dedim sevgili fiili verdin mi? Vermedin. Erhan, sen o işine geldiği zaman Mısır böyle diyorsun. İşine geldiği zaman Kıbrıs. Ya seçime de girmiyorsun. Amaç artık. Abdülhamit, her şey amaç yapma. Abdülhamit'e çakmak. Derdin başka. Seçime de girmiyorsun. Hayır, seçime ne girmiyorum kardeşim. Yani? Ben doğruyu söylüyorum. Ne dedim sevgili seyirciler? Yani işi gücü Abdülhamit'e laf etmek için her Erhan, şeyi yapacak. Sen tarihçisin. Bak kardeşim, söyle. Kıbrıs Abdülhamit döneminde fiilen gitti mi? Gitmedi. Gitti. Fiilen gitti. Gitti. Ya fiilen resmi olarak, fiilen değil yanlış. Resmi olarak gitti mi? Gitmedi. Resmi olarak verildi mi Kıbrıs? Kıbrıs ne zaman verildi? İngiltere ne zaman işgal etti İstanbul'un Kıbrıs'ı? İstanbul'un işgali gibi seninki. İstanbul ne zaman işgal edildi? Hayır. Bak Mısır'la İstanbul Kıbrıs'ın ne zaman işgal edildi? Farklı. Mısır'la hiç Kıbrıs'ın farklı şey işte değil. İstanbul ne zaman işgal Mısır, edildi? 18 bak, Mart 20. Mısır fiilen resmen. Fiilen gitmişti. Fiilen işgal ne zaman? 18. Abdülhamit'ten önce, Abdülhamit döneminde resmen gitti. Aha, tabii, Kıbrıs Abdülhamit döneminde fiilen haklısın gitti. Haklısın hocam, haklısın hocam. Abdülhamit'ten sonra resmen haklısın, gitti. Haklısın hocam, haklısın. Bak, Abdülhamit dönemindeki Mısır'la Lozan'daki Arap topraklarının hiçbir farkı yoktur. İkisi de fiilen gitmiştir. Sen Mısır'a hiç gittin mi? Mısır'a gitmeyle, sen gitmemeyle alakası olan bir şey dakika, değil. Fiilen gitmiş elinde. Sen Abdülhamit döneminde şeyde, Garden City'de, şimdiki Amerikan elçinin olduğu yerde kurulan İngiliz karargahını biliyor musun? Baraklar hala duruyor. Fiilen gitmiş diyoruz zaten. Fiilen elinde. Gitti. Yok ki yok. Elinde. Kavala'dan sonra Mısır diye bir şey yok senin. Kavala'lı seni kesmiş orada. Ya adam İstanbul, adam İstanbul işgal ediyordu Kavala'lı. Bırak sen Mısır'ı. Erhan. Araya devletler girmesi. İsmail Paşa kim aldı görevden? Bak işine geldiği gibi konuşmayacaksın. Bir dakika. İşine geldiği gibi konuşmayacaksın. İsmail Paşa'yı kim aldı görevden? Şimdi cevabını Kıbrıs'ı söyle bakalım. Kıbrıs'ı resmen hangi anlaşmayla verdi Abdülhamit? İsmail Paşa'yı Kıbrıs hangi anlaşmayla verdi? İsmail Paşa'yı görevden kim aldı? Kıbrıs hangi anlaşmayla verdi? Şimdi takma. Demagoji yapma. Hiç anlatmıyorum. Demagoji yapıyorum. Kıbrıs Abdülhamit döneminde resmi olarak İngiltere'ye verildi mi verim? Kiralandı. Sakin. Bak biraz önce ne diyorsun? Toprağın kullanım hakkını verdi diyorsun. O da toprağın kullanım hakkını verdi. Fiilen mi verdi? Biraz. İngiltere Kıbrıs'ı ne zaman işgal etti? Birinci Dünya Savaşı'na gelince resmen işgal. Resmi işgal o. Daha sakin münakaşa etti. İsmail Paşa'yı görevden kim aldı cevap verir misin? Abdülhamit. Ha. Kim aldı o zaman Mısır'da? Mısır'da Hidivler var. Ama atayabiliyor musun bir vali sen? Kavala'lı soyunun dışında bir sen atama ihtimali var mı? Bir dakika, o Sultan Mahmud'un Sultan Mecid'in verdiği şeydir. Tamam. Bitti. Hayır efendim. Kavala'lı. Bak Kavala'lı Mehmet Ali Paşa Mısır'ı ya, ayağını bastığı tarihten itibaren Mısır'ı Osmanlı hakimiyeti Kavalalı ailesi dışında atayamama vaziyeti, durumu aileyle çok daha önce yapılmış anlaşmadır. Onun İngiliz'le falan hiçbir alakası yok. Hayır, elinden gitmiş Mısır'ı. Hayır efendim. Sen işte kendi toprağına vali atayabiliyor musun? Erhan Sayın Bakanım bir dakika. Mısır'a mesela Kavalalı'nın dışında Ahmet'i Mehmet'i atayabiliyor muydu? Abbas İlmi Paşa'yı kim atadı? Ya aynı aileden atıyorsun. Fiilen gitmiş elinden. Kardeşim 1820'lerde yapmışsın o anlaşmayı sen. Bak sen ne diyorsun? Lozan'da Yukarıda bulabiliyor musun Mısır dosyasını? Lozan'da o topraklar bulamazdı. Elimizde gitmişti diyorsun. Mısır da Abdülhamit döneminde elden gitmişti zaten. Şimdi işine geldiği zaman Lozan'da Erhan, böyle diyorsun. Erhan, işine geldiği zaman Mısır'da böyle Sayın diyorsun. Bakanım, bu iş böyle olmaz. Bakalım da bir seçimde de girmiyor. Yani, kıvırma. Bak, İsmail Paşa'yı kim attı bu kişiye sempati... İsmail Paşa'yı kim attı? Sen göre? Tarihteki kişilere karşı sempati ve antipatine göre hareket ediyorsun. Ya Abdülhamit'e şu... karşı antipatin var. Abdülhamit'e karşı antipatin var. Diye bir ben şey gerçeği söylüyorum kardeşim. Gerçeği söylemiyorum İsmail kardeşim. İsmail Paşa'yı kim aldı görevden? Bedelerin torunu olduğu için böyle yapıyorsun. Saçma, hiç aptalca. Açık ve net hiç şey değil. İsmail Paşa'yı kim aldı görevden? Söylesene bana. İsmail Paşa'nın yerine kim atadı? Kim atadı? Bir dakika. Kime atadı? Şimdi. Kim aldı görevden? Kime atadı? İsmail Paşa'yı kim aldı görevden? Kime atadı? Beyler, yarın söylemediğini söyleyeyim. Heh. Hani sözü geçmiyor falan diyor ya Mısır valisini. Tabii. İngilizlerin isteği üzerine. Çünkü Mısır Süveyş kanalı
projesi iflas etmiştir. Hı. Adam batmıştır, borçları ödeyemiyordur. İngilizler bu valiyi al görevden der, Sultanahmet alır. Hı. Yerine kim atar? Abdülhamit atar. Kim atıyor, kimi? Şeyi atadı. Kimi? Adaylar. Tevfik Paşa'yı atadı. Tevfik kimin soyundan geliyor? Erhan, bu çok önceden gelen bir anlaşma ya. Tamam. Lozan'da da 5 sene önce kaybetmişsin o toprakları. Hatam, aslında benim hatam. Hiç. Erhan'la tamam. Sen nasıl kanuni bilmem ne dedim anladık hemen susuyordum. Hiç. Sen de bunlarda susacaksın. Hayır abicim, sen bunlarda tarafsın. Hayır, sen bunlarda bir taraf değilsin, tarafsın. Hiç. Ulu Hakan kafasını bak. Ulu Hakan falan demiyorum. Abdülhamit döneminde Mısır fiilen gitmiştir.